Erhan Başyurt'un yazdığı, Toparlanın, Ya Halife Seçilecek Ya Tren Devrilecek, başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ayasofya'nın açılması, Atatürk Türkiye'si için tarihi kırılma noktasıdır. Atatürk'ün imzasıyla resmi gazetede yayınlanmadan, de facto, yani fiili olarak müzeye dönüştürülen Ayasofya, Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak, de jure, yani hukuki olarak 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürüldü. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Atatürk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, vakıf senedine aykırı davrandığı için lanetlenmiş olarak nitelendirildi. Sonrasında aynı ifadeleri hutbede elinde kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tekrarladığı için, o, şu an dava edilmekle karşı karşıya. Ayasofya, 24 Temmuz'da Türkiye'nin tapusu denilen Lozan'ın yıl dönümünde açıldı. Ayasofya'nın açıldığı gün, Anıtkabir'de dezenfekte edildiği bahanesiyle ziyarete kapatıldı. Atatürk devrimlerinin bir kısmı halen kanunlarda var ama, uygulamada yok. Mesela şapka devrimi. Kanunda erkeklere halen şapka takmak zorunlu. Kimse kaldıramıyor. Kimse de uygulamıyor. Mesela, tarikat ve medreseler kapatılmıştır, bazı unvanlar yasaklanmıştır. Ancak bugün bu yasalar kevgire dönmüş durumda. Uygulanmayan şapka kanununu bugün resmen ilga etmek, Ayasofya'yı açmak ile eş değer değil. Ayasofya'nın açılması, yürürlükte olan Atatürk imzalı bir kararın kaldırılmasıdır. Bir partili tek adam tarafından halka danışılmadan alınan karar, 86 yıl sonra bir partili tek adam yine halka danışılmadan ilga edildi. Ayasofya, kimileri için seküler Türkiye'nin simgesidir. Nobel ödüllü Orhan Pamuk, kararın seküler Türkiye'nin sonu olduğunu iddia etmiştir. İktidar yandaşları da kararı aynı şekilde okumaktalar. Mesela, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'le, bugün gerileme ve vesayet döneminin kapanmasının, yeni yükseliş döneminin başlamasıdır, diyor. Tarihçi Mustafa Armağan, elinde kılıçla Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıçlı hutbesini izah ettiği videosunda, bu, Osmanlı'nın geri gelmesidir, diyor. Atatürk devrimlerinin ilk uygulandığı dönemde her kesim tarafından takdirle karşılanmadığı, hassaten dini grupların menfi etkilendiği bir gerçek. Sadece kılık kıyafet ve harf devrimi değil, medreselerin kapatılması ve tarikatların yasaklanması, aşırıya kaçılıp bazı yerlerde Kur'an eğitimine bile müdahale edilmesi, ezanın Türkçe'ye çevrilmesi. Sonuçta, o dönem ezilen ve fikirleri yok sayılan bir kesim ya da düşünce bugün iktidarda. Siyasal İslamcı AKP, milli görüş gömleğinin üzerine giydiği kamuflajları artık çıkardı. Aslında tam olarak Atatürk devrimleriyle hesaplaşmak değil dertleri. Ancak, Atatürk devrimlerinin yok ettiği hukuki ve siyasi şartların yeniden uygulama bulması gerektiğine inanıyorlar. Bilinçli bir çatışma arzusu değil belki ama, kaçınılmaz bir çatışma alanına doğru ilerleme söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Ayasofya'nın ardından ekranda harf devrimini eleştirdi. Yeni Şafak gazetesinin eki Gerçek Hayat, artık Ayasofya ve Türkiye hür, halifelik için toparlanın, çağrısını kapak yaptı. Siyasal İslamcı Akit TV'de de halifelik çağrısı canlı yayında yapılmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı. Atatürk Türkiye'si rafa mı kalkacak, yoksa yeni bir rejimin kurulmasına engel mi olunacak? AKP 18 yıldır iktidarda, rejimin bekçileri tarafından yapılan birçok bertaraf etme girişimini başarıyla savuşturduğu bir gerçek. Artık, yargıda da, yasamada da, bürokraside de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kısmen olmakla birlikte, tüm emniyet ve istihbarat birimlerine hakim görünüyorlar. Erdoğan'ın kişisel karizması olduğu ve eridiği varsayılan haliyle bile AKP'nin halen birinci parti olmaya devam ettiği bir gerçek. Yapacakları hamleleri gelişigüzel atmıyorlar. Mesela, Ayasofya kararını veren Danıştay'ın ilgili dairesinin 3 üyesi de sadık hakimlerden özel seçilerek atanmış. Kararı Temmuz'da verecekleri aylar öncesinden belliydi. Karşı gösteriler olmasın diye Anıtkabir kapatıldı ve cumartesi annelerine bile izin verilmedi. 6 ay önceden emniyete 1 milyon zırh delici mermi, 1 milyon plastik mermi, 100 bin göz yaşartıcı bomba, 5 bin taarruz bombası alındı. Sonuç olarak iktidarın Ayasofya hamlesi, açılışın siyasi şova dönüştürülmesinden de anlaşılacağı gibi siyasi istismar amaçlı. AKP, ekonomik kriz ve hukuk ihlalleri nedeniyle kaybettiği taban desteğini, yeni siyasi partiler nedeniyle çözülmeye başlayan tabanını birlikte ve diri tutmaya çalışıyor bu hamleler ile.
siyasal İslamcı ajandasında yer alan bir maddeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve CHP'nin elini kolunu bağlayarak, MHP ve hatta Perinçek desteğinde, tereyağından kıl çeker gibi, hayata geçirdiler. Bundan sonraki hamlelerinin de, bu şekilde devam edeceğini hayal edebilirsiniz. Harf devrimi belki bir ham hayal. Ancak hilafetin ilanı aynı değil. Siyasal İslamcıların, Ayasofya ile karşılaştırılmayacak kadar büyük yarasıdır halifeliğin kaldırılması. İslam dünyasının bugün içerisinde bulunduğu perişaniyeti buna bağlayanlar bile var. İkincisi, halife seçilmek demek, bir daha seçime girmemek ve asla hesap sorulma riski yaşamamak demek. Türk halkına, refah ve huzur vaat edemeyen bir iktidar, tüm dikta yönetimleri gibi kaçınılmaz olarak dini ve milli duyguları istismara yönelecektir. Halifelik, aslında Cumhuriyet rejiminde tam bir değişiklik değildir, nitekim 1924'e kadar eş zamanlı yaşamıştır. Erdoğan'ın, CHP ve hali hazırda iktidarda aynı safta yer alan rejimin bekçilerini, iknası, ya da ellerini ve kollarını kamuoyu desteğiyle bağlaması da Ayasofya gibi mümkün gözüküyor. Hakikatte, halifelik bugünün şartlarında İslam dünyasında birleştirici değil, bölücü bir etki yapar. İran mı? Suriye mi? Irak mı? Mısır mı? Suudi Arabistan mı? Fas mı tanıyacak sizi? Belki, siyasal İslamcı gruplar arasında destek bulabilir ama bu da Türkiye'ye daha fazla rejimle karşı karşıya getirir ve hatta iç işlerine müdahale potansiyeli nedeniyle birçok ülkenin hassasiyetini tetikler ve Türkiye'yi hedef haline getirir. Erdoğan'ın şahsı ve AKP iktidarının bekasına yaramak dışında, hiçbir hayra vesile olmaz halifeliğin ilanı mevcut siyasi şartlarda. İlan edilebilir mi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Erdoğan, Ayasofya'nın açılışında, rejimin ruhuna da Fatiha okudu. Derin yapılarla, dini meselelerde çatışma, Erdoğan'ın tabanını daha fazla kemikleştirmesine ve oy devşirmesine neden olacaktır. Zaten istediği de, seçilmesini garantileyecek %50'nin üzerinde kemik oya yeniden ulaşmaktır. Erdoğan, 27 Nisan muhtırası ve Ergenekon ile mücadele sürecinde oylarını %50'nin üzerine taşımıştır, cemaat ile kavga sürecinde ise gerilemiştir. Erdoğan ya oylarını, derin yapıların sessiz desteğinde Ayasofya'yı açmak gibi siyasal İslamcı hamlelerle artıracak ya da aynı yapılarla kavga edip siyasal İslamcı kitleleri kendi arkasında kenetleyip oylarını artıracaktır. Cemaati bitirmesi için Erdoğan'a destek veren seküler ve derin yapılar, altlarından çekilen kırmızı halının farkında değil ya da inanılmaz bir açmaz ile karşı karşıyalar. Cemaati bitirmesi karşılığında Erdoğan'a rejimi vermek. Müthiş bir siyasi zekanın eseri olmalı. Trenin istikameti ve bu raylar üzerinde nereye gideceği bellidir. Bir kaza olmazsa yolun sonu bellidir. Toparlanın, ya halife seçilecek ya tren devrilecek.